Arkadaşlar bu soruda diyor ki bir organizasyon şirketinde çalışan Püren gelen bir siparişi şu şekilde dağıtıyormuş. 3 davetiyesi daha olsaymış her zarfa 10 davetiye koyabiliyormuş. Hocam diyelim ki sorunun ilerleyen kısmında şurada boş kalan davetiyeler için diyor ya 1 bölü 5'i diye 5'te 1'i diye. O yüzden diyorum ki hocam ben buradaki zarf sayısı 5Z tane zarfımız olsun. D tane de davetiyemiz olsun diyoruz arkadaşlar. Sorumuz diyor ki bize eğer 3 tane daha davetiyesi olsaydı her zarfa 10 davetiye koyabilecekti. Yani bizim D tane davetiyemiz var arkadaşlar. 3 tane daha davetiyemiz olsaydı kaç tane zarfımız var? 5Z tane. 5Z tane. Hepsine 10'ar tane davetiye koyarsak görmüş olduğunuz gibi D artı 3 eşittir 5Z çarpı 10 olur. Hocam ikinci durum. Adam diyor ki bu durumda da zarfların 5'te 1'i boş kalırdı diyor. Eğer her zarfı 13 tane davetiye konulsaydı. Zarfların 5'te 1'i boş kalır. Bir zarfta da 4 davetiye oluyormuş. Hocam zarfların 5'te 1'inin boş kalması şu demek. Zaten bizim 5Z tane zarfımız vardı arkadaşlar. 5Z tane zarfımız vardı. Bunun 5'te 1'inin boş kalması 1Z'nin boş olması demek. Geriye kaç tane zarfımız kaldı? 4Z tane zarfımız kaldı. Ancak diyor ki hocam 5 diyor ki bir tanesinde de bir zarfta da 4 davetiye olduğu fark edilmiştir. Şimdi hocam ben bunu küsuratlı yazmak yerine şöyle yapıyorum. O bir zarfın tamamını boşaltıyorum. Hocam bu zarfın içindeki davetiyeleri çıkardım. Artık zarf boş. O zaman kaç tane dolu davetiyem kaldı? 4Z'den bir zarfı daha çıkardım. 4Z eksi bir tane zarfım var. Hocam bunların hepsine kaçar tane davetiye koydum? 13'er tane davetiye koydum. Ama şu dışarıya çıkardığım 4 tane davetiyem ne oldu? Hala elimde fazladan duruyor arkadaşlar. Hocam bunların toplamı da bize tüm davetiyeyi vermeyecek midir? Bu da neye eşit? Bizim toplam davetiye sayımıza eşit. Hocam şu arkadaşı karşıya atmış olsaydık bizim davetiye sayımız 50Z artı pardon eksi 3 değil miydi? Bu da davetiye sayısı, bu da davetiye sayısı. Ne yapacağız arkadaşlar? 50Z eksi 3'ü dağıtırsak 13 üzerine 52Z eksi 9'a eşit olur. Hocam buradan Z değerimizi eğer çözerseniz Z'miz 3 olur. Bize diyor ki toplam zarf. Toplam zarfımız kaç tane zarfımız vardı bizim? 5Z tane zarfımız vardı. 3, 5. Hocam toplam 15 tane zarfımız olur.